Tinker kodlama, e, öğrencilerimize belli yaş aralıklarında Python gibi, e, JavaScript gibi e, yazılım dillerini öğretebileceğimiz bir uygulama, e, bir kodlama sayfası ya da bir web aracı ya da kodlama platformu diyebileceğimiz bir web sayfası. E, çocuklara nasıl oyun ve program yapılacağını en önemli e, amaçlarından bir tanesi bu. Kod ve kod blokları ile anlatan bir web sayfası. Şimdi Tinkerc diğer platformlarda da olduğu gibi içerisinde öğrenci öğretmen durumları mevcut. Ama burada bir adım daha ileri giderek ebeveyn oturumu da aynı şekilde mevcut. Bunu zaten anlatacağız birazdan. İşte kod bloklarla sürükle bırak yöntemleriyle görsel ve metin e, tabanlı kodlamanın birleştiği bir e, uygulama web sayfası. Tinker kodlamaya internetten Tinker Tinker diyorum ben. Yani telaffuzu biraz şey olabilir. E, tinker sayfasına internetten Tinker yazdığımızda gitmemiz mümkün. Bize Açılan sayfasında eğer kendimiz üye olmadan devam ettiğimiz, yani etmek istiyorsak açılan sayfada yani öğrencimize evde Tinker ile alakalı bir uygulama verebiliriz mesela. Tinker aynı zamanda bize hem veli, hem öğretmen, hem de işte öğrenci platformu olarak sunuyor. Şimdi şöyle bir anlatalım önce sayfayı bir isterseniz Türkçeleştirelim. eleştirelim. Sayfa 3'e çevirdiğimizde web sayfasında kullandığımız şurada Minecraft oyunu göze çarpıyor. Yani aslında bize anlatmaya çalıştığı şey şu. Öğrenciler diyor ki oyunu seviyorlar. Evet öğrencilerimiz oyun oynamayı çok seviyor. Biz de bazen ebeveyn ve öğretmenler olarak biz de oyun oynamayı çok seviyoruz oyunlar üzerinden öğrencilere bir takım şeyleri öğretmeyi amaçlıyor. Yani bu yanlış bir şey değil. Günümüzde artık birçok eğitim platformunda bu şey kullanılıyor. Ve bunu kullandığından dolayı yani bu öğrencileri oyun avantajını kullanıp onlara bir şey öğrettiğinden dolayı 5, 7, 7, 8, 13 ve 14 yaş aralıklarında belli başlı yine aynı uygulama içerisinde sayfalar mevcut. Ayrıca Tinker'in kendine ait bir uygulaması Tinker programına yine ait benzer uygulamalar da üç tane uygulamalar da var bunlar açıklama videonun açıklama kısımlarından mevcut şimdi normal e, ücretsiz başlayın dediğimizde öğrenci yazısına tıkladığımızda e, üye olmadan çarpıya bastığımızda üye olmadan e, sayfaya devam edebiliriz bizi otomatik olarak e, sayfaya yönlendiriyor e, burada bize verilen hazır bloklardan kendimiz bir kodlama yapıp oyuna devam edebiliriz ya da ki benim asıl önerim odur normalde bir velimizin kontrolünde bu oyunu oynamamız gerekir çoğu zaman ya da bir öğretmen kontrolümüzde bir işte kullanıcı adı ve bir pasport girdiğimizde next diyoruz Yaşımızı işte soruyor. Mesela öğrenci olarak giriş yaptığımızı varsayıyorsak bir öğrenci web sayfası şey yaşı ve şu alt tarafa bir mail adresi istiyor bizden buraya. E mail adresini yazdığımızda velimizin mail adresine bir onay gelecektir ve o mail üzerinden artık velimiz bizi bu sayfa üzerinden kontrol edebilir. Derste öğretmen olarak genelde öğretmen kendi mail adresini yazdırılmalıdır burada. Tavsiyemiz odur. Öğrencilerini kontrol etmek amaçlı. Ama evde ki bu uzun e, tatil döneminde e, yani tatil değil tedbir döneminde öğrencilerimizi kontrol etmek amacıyla e, kendi mail adresimizle yöneltebiliriz Şimdi açılan sayfada e, asla kodlanmamış önce şunu bir önce orijinal yapalım da hiç kodlanmamış orta ve e, ileri kodlanmış uygulamalar var Şimdi burada e, neden bize böyle bir şey soruyor oyun tarzları var. Yani işte Minecraft tarzında, Python tarzında, JavaScript, HTML tarzında bize şu aşağıya doğru bir sürü onlarca uygulama açıyor. Şimdi biz kendimiz bir proje oluşturmak istediğimizde yine Python diliyle, HTML diliyle yani tamamen tasarımı bize ait, özgün tasarımı bize ait olan birçok birden fazla uygulama verebiliyor. Burada hazır uygulamalar var hazır uygulamalara tıkladığımızda e, uygulama üzerinde e, daha önce yapılmış bir uygulama üzerinde kendimiz değişiklik yapma imkanına sahip oluyoruz. E, böyle güzel bir avantajı var. Kendimiz değişiklik imkanına sahip olduğumuz gibi sıfırdan bir Create Project dediğimizde kendimiz sıfırdan yine bir proje yapma imkanına sahibiz. E, my Project dediğimizde daha önce şuradan bir e, mesela bir proje açalım lan kısmında bize oyunla alakalı sahip olmamız gereken bazı bilgiler var şu oyunların birçoğu kilitli ama kilit olduğuna bakmayın Biz bunları aynı zamanda oynayabiliyoruz yani Asıl güzel taraflarından bir tanesi o. Mesela şu bölüm şu an açık. Yani bu bölümü geçip yeterince şu XP'yi topladığımda bir sonraki bölümü oynama şansım var. Yani oyunlar üzerinden oynayarak hem de kendim bir oyun yaparak öğrencilerimize burada kod bloklarını anlatmış oluyorum. Evet oyunlar bu şekilde. Şimdi kendimiz yeni bir oyun sayfası açtığımızda yani Grid Project dediğimizde yeni bir oyun sayfası açtığımızda ekranda sizi çok benzer bir ekran karşılıyor bilişim öğretmenleri için ve öğrencilerimiz için. Hangi programa benziyor bu? Scratch programına. Scratch programı ile alakalı bildiğimiz benzer komutlar var. Sol tarafta işte kontrol komutları, operatör komutları, Foxo komutları gibi ve benzeri. Sağ tarafta bir ekranımız var. Ekranın alt tarafında ekranla ilgili ayarlar var. Bunları az çok biliyoruz. Burada da yine Scratch'e benzer bir özellikler koymuşlar. Bir aktör karakter koymuş. Eğer sevmiyorsak kendimiz yeni bir aktör dışarıdan upload ettiğimiz gibi kendimizde bir e, karakter çizebiliriz e, veya hazır olan karakterlerden buradan bir tane ekleyebiliriz e, Play butonumuz şurada bir çanta e, sırt çantası şeyi var e, tinker şeyde tinker bölümünde sevdiğimiz karakterleri sevdiğimiz kodları veya herhangi bir ekranda çantanın içerisine atabiliyoruz çant e, karakterleri. Yani benzer e, her benzer oyunlar yapıyoruz mesela ya da farklı oyunlar yapıyoruz diyelim. E, kullandığımız karakterler aynı olabilir. O karakterleri işte buradan sırt çantamıza koyarak yaptığımız oyunlara yanımıza götürebiliyoruz. Oyunun e, bir sayfa kısmı şu şekilde daha önce yaptığımız e, ekranlar, oyunlar e, uygulamaya ait ekranlar burada. Yine bir kod kısmı var. Oyunu kaydetme şeklimiz aynı şekilde. Oyunu kaydettikten sonra başka insanlardan, başka platformlarda çalışma imkanımız da var. Yani arkadaşlar, oyun gerçekten çok geliş bir platform. Yani bir scratch içerisinde var, üç boyutlu uygulamalar var, nesne taban metin tabanlı uygulamalar var, görsel kodlama var, metin tabanlı kodlama var, javascript'e döndürme işlemleri var. Yani oyunun başında. Oyun Dediğimiz yaş aralığına göre dediğimiz şey aslında tamamen ileri dönük yaparken zaten karşımıza çıkıyor. Yani öğrenciler yaş aralığına göre yani ortaokulda öğrencileri 6, 7 ve 8. sınıflarda Python'la alakalı proje yaparken ilkokullarda arka planla alakalı ya da görsel komutları kullanarak bir program yaptırma yazılım yaptırmayı deneyebiliriz çok ama çok geniş bir platform güzel tarafını tekrar şunu söylemek istiyorum ebeveyn kontrolünde olması öğretmen kontrolünde olması ciddi anlamda uygulamaya bir avantaj katıyor uygulamamız bu şekilde arkadaşlar teşekkür ediyoruz